Sayın Genel Başkanımız da kurultay öncesinde zaten kendim de görüştüm. Kendisine söyledim, efendim 3. dönemden sonra sizin kendi yönetiminizde yer almak istiyorum, takdir ederseniz dedim. Kendisinin bana söylediği bölgesel olarak değerlendirmeler yapıldı ve Edirne'de il başkanı olarak bu görevde kalmamı istedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hafta sonu gerçekleşen büyük kurultayını değerlendiren CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, herkesin söylemek istediğini söyleyebildiği bir kurultay olduğunu kaydetti. Son yıllarda belki de bütün herkesin söylemek istediğini söylediği bir kurultay ama başkalarının da beklediği gibi kavgasız, gürültüsüz, muhalefetiyle iktidarıyla parti içinde kardeşçe geçen bir kurultaydı. Önemli bir görevde bulundum. Genel başkanımızın takdiriyle kurultay divan başkan yardımcılığı görevi önerildi. Tabii kurultay delegelerinin Olurulya'da salonda bu iş gerçekleşti. İki gün divan kurulunda görevliydim ben de. Genel başkanımız büyük bir destekle yaklaşık 1357 delegenin salonda hazır olan 1318 delegenin yani kurultaya gelen 1318 delegenin 1251 oyunu alarak ciddi bir rakamdır bu. Çünkü takdir edersiniz ki tek adaydı kurultaylarda veya kongrelerde. Delege genelde nasıl olsa seçecek olan insan belli diye çok teveccüh göstermez. Belki de bu yarış daha sık olsa belki de tamamı oy kullanır. 1251 delege yani 1318 delegenin 1251'i Sayın Genel Başkanımıza oy verdi. Başka adaylar var mıydı? Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde belli şartlar yerine getirildiği zaman aday oluyorsunuz. Sayın Genel Başkanımız bu aday olma şartlarını biraz hafifletmişti. 10 yıl önce genel başkanı olduğunda toplam delegenin %20'sinin imzasını aldığınız zaman genel başkan adayı olabiliyordunuz veya kongrelerde il başkanı olabiliyordunuz, il başkan adayı olabiliyordunuz. Bu zamanla genel başkanımız bu %20'lik imza zorunluluğunu %10'a, daha sonra da son yapılan tüzük kurultayında %5'e düşürdü. Yani 67-68 delegenin imzasını alan herkes Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan adayı olabiliyor. Bu anlamda ismi geçen diğer arkadaşlarımız, onlar da partinin çok değerli insanlarıdır. Bu imzayı bulamadılar. Genel başkanımız 81 il başkanının imzasıyla kurultayda tek aday olarak kurultaya girdi. Ve 1251 kişinin tam desteğini, bu çok önemlidir, siyaseti bilen insanlar bilir. 1318 delegenin 1251'inin oyunu aldı. Ve tekrar genel başkanımız oldu. Pekcanlı daha önce parti meclisinde görev almak istediğini ancak listede yer almamasıyla ilgili olarak ise şunları söyledi. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin Edirne'deki mevcut seçilmiş il başkanıyım. Üçüncü defa seçilmiş il başkanıyım. Üçüncü defa seçilmiş kurultay delegesiyim. Sayın Genel Başkanımız da kurultay öncesinde zaten kendim de görüştüm. Kendisine söyledim, efendim 3. dönemden sonra sizin kendi yönetiminizde yer almak istiyorum, takdir ederseniz dedim. Kendisinin bana söylediği bölgesel olarak değerlendirmeler yapıldı ve Edirne'de il başkanı olarak bu görevde kalmamı istedi. Kalkıp bu söylemden sonra genel başkanım da, yani zaten görevde olan bir insanım ben, hani dışarıda olan bir insan değilim. Genel başkanımız il başkanlığına devam et, takdir böyle buyurunca herhangi bir adaylık durumunda söz konusu olmadı tabii. Çok önemli bir görev verdi bundan sonra da. Kurultayı yöneten ikinci başkandım. Bu Edirne adına çok önemli bir görevdir. 222 kişi parti meclisine aday olur. Her parti meclisine aday olacak olan kişinin 10 tane kurultay delegesinden de imza alması gerekiyor. Doğal olarak önceki kurultaylara göre biraz daha süzgeçten, örgütün süzgeçinden geçti adaylar. Daha önce 1000 kişinin, 700-800 kişilerin aday olduğu dönemler oluyordu ama çok kargaşa oldu. Hiç olmazsa böyle bir uygulama olunca örgütün de tanıdığı, bildiği, kendisini yönetmesini istediği insanlara imza verdi. İmza ile ilgili kimsenin bir sınırlandırması yoktu. Yani ben bir delege olarak 10 tane adaya da imza verebiliyordum. 222 tane parti meclisine aday partilimiz oldu. Edirne'den niye birisi yok? Bu 222 kişi arasında Edirne'den müracaat eden yok. Yani tek isteyen bendim. O da genel başkanımız, sen il başkanlığında kal dedi. 222 kişilik listede Edirne'den bir müracaat olmadı. Belki de yani üyelerimiz de böyle takdir etti. Çünkü parti meclisi biraz zor bir görevdir. Bunu parti içindeki herkes bilir. Böyle niyetinde olan insanlar olsaydı, burayı hak edecek olan insanlar olsaydı, Edirne örgütü olarak ben Ankara gitmeden önce ilçe başkanlarımızı, belediye başkanlarımızı hepsini topladım. Bir toplantı yaptık. Niyetinde olan insanın mutlaka bana iletmesini istedim. Böyle bir müracaat olmayınca da doğal olarak Edirne'den listeye giren biri olmadı. Yüksek Disiplin Kurulu için Keşan bölgesinden bir aday arkadaşımız çıktı. Son gün gitti. Yani ben de dedi hiç olmazsa aday olayım. Böyle bir şans. 159 oy aldı. Yani bir günlük
Sadece kendini orada göstermesiyle 159 oy aldı. Çok güzel, keyifli bir kurultaydı. Belki de son kurultayların en keyiflisiydi. Atmosfer çok güzeldi. Hastalıktan dolayı, pandemiden dolayı herkesin endişesi vardı ama inanın bütün önlemler alınmıştı. Kurultayımız sağlıklı bir şekilde genel başkanımızı, parti meclisimizi seçtik. Biliyorsunuz bölgemizden beraber de siyaset yaptığımız çok değerli bir eski devlet adamı, şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Tekirdağ Milletvekilimiz Sayın Faik Öztürk, Türkiye'deki bütün delegasyonun %80-85'inin oyunu alarak parti meclisinde açık ara birinci oldu. Ve muhtemelen de tekrar aynı görevine devam edecek. Bölgemiz açısından çok önemlidir bir genel başkan yardımcısının. Çanakkale'den yine çok sevgili genel başkan yardımcımız Muharrem Erkek, yani aslında Trakya olarak iyi bir pozisyonda yer alan insanlar var.